Parmak ısırtıyorlar. Hazır. Rus kızı Olga Türkiye'de Hülya oldu. Zeytinyağlı dolmadan kuru fasulyeye Türk yemeklerinde ustalaştı. Ruslardan daha çok içiyorlar ama özellikle ufak bardaklarla. Rusya'da direkt büyük bir bardak dolduruyorsun, çünkü akşam içiyorsun. Sarışın Rus gelinler Antalya'yı istila etti. Yine hayatlarını ayak uydurmak için saçtan makyaja her şeylerini değiştirdi. Müslüman bayramları çok seviyorum. Şekir bayramı, Ramazan, Kurban bayramı. Onlar da bana karşılıklı. Rusya'dan geldiğinde adı Olga'ydı. 13 yıl önce Türk eşiyle evlendi, Hülya adını aldı. Şimdi iki çocuğu ve kocasıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Hülya, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer dedi. Türk mutfağının inceliklerini de öğrendi. Sarma, dolma, pilav, kuru fasulye, mercimek çorbası en iyi yapabildikleri. Yani kuru fasulye olsun, mercimek çorba olsun, onlar. Pilavlar yapabiliyor. Tabii tabii. Bir diğer Rus gelin Ekaterina. O da eşini çok seviyor, kaynanasıyla da çok iyi geçiniyor. Çok güzel pasta börek yapıyor. Peki. Sadece pasta mı? Bütün yemekleri çok güzel yapıyor ama. 6 yıldır Türkiye'de olan Vera da aşkını ülkesine tercih edenlerden. Eşini kapıda karşılıyor, terliklerini veriyor, sofrayı kuruyor, yemekten sonra kocasına bol köpüklü Türk kahvesi yapmayı ihmal etmiyor. Beni seviyor ve ben onu seviyorum. En önemli olan bu zaten. Ben de çok kıskancım. Antalya'da yaşayan Rus gelinlerin sayısı ise 10 bini buluyor. Rus gelinler Antalya'da olmaktan memnun, Antalya'da onlardan.